Merhaba, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz zirveye. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün bir konuşma yaptınız, dijital dönüşümün yarattığı fırsatlarla ilgili. Koç Holding'de nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Şimdi değişim her zaman vardı biliyorsunuz. Fakat günümüzde özellikle dijital teknolojilerin çok baş döndürücü hızla gelişmesi sonucunda bu değişimin hızı arttı, etki alanı genişledi. Buna bağlı olarak da mevcut iş modelleri üzerinde yıkıcı bir etki söz konusu. Buna bağlı olarak şirketler de bu teknolojileri kullanarak mevcut rekabetçi güçlerini daha da kuvvetlendirme ihtiyacı içindeler bana göre. Bu kapsamda Koç Holding'de sadece dijital dönüşüm programı değil, inovasyon ve kurum içi girişimciliği de destekleyecek bir iklimi oluşturmayı hedefleyen bütünsel bir çalışma yürütüyoruz. İnovasyon önemli çünkü biraz önce tarif ettiğim ortamda şirketlerin bir taraftan mevcut işlerini büyütmekle ilgili zorunlulukları var. Ama diğer taraftan da gelecekteki büyümeyi sağlayacak yeni fikirleri hayata geçirmeleri gerekiyor. Bunun için de o yeni fikirleri ortaya çıkartacak inovasyon metodolojisinin, bunu destekleyecek iklimin, organizasyonel yapının oluşturulması önemli. Tabii inovasyon dediğimizde yeni fikirlerin ancak ticari ürüne dönüşmesi halinde bunun inovasyon niteliği kazandığını görüyoruz. Bunun için de kurum içi girişimciler gerekiyor. Risk almaktan korkmayan, hata yapmaktan çekinmeyen ama çevik, hızlı hareket edebilen, bu fikirler işe yarıyorsa üzerine giden ama işe yaramıyorsa da hızla öldürebilen yapıları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda dijital dönüşüm önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu bahsettiğimiz ortamda dijital teknolojiler kritik önem taşıyor. Dijital teknolojiler dediğimizde de başta mobil teknolojiler, nesnelerin interneti, IoT denilen, machine learning, makinelerin sürekli verileri işleyerek öğrenen algoritmalarla kendisini geliştirmesi, yine aynı şekilde yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, blockchain teknolojisi ve biyoteknoloji konusundaki gelişmeler hakikaten çok hızlı. Bu kapsamda biz de Koç Holding'de bu teknolojileri en iyi şekilde değerlendirerek mevcut rekabetçi gücümüzü daha da kuvvetlendirmeyi, yeni fırsatlar yaratmayı ve gelecekte topluluğumuza büyümeyi sağlayacak yeni iş alanlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili olarak daha evvelden yürütülen çalışmalar vardı şirketlerde. 2016 yılında bu konuyu biraz daha sistematik bir şekilde yönetmek üzere bir program başlattık. Adına dijital dönüşüm programı dedik. Öncelikle şirketlerimizde durum tespiti yaptık. Dış kaynaklardan da danışmanlardan da yardımlar aldık. Küresel olarak en iyi örnekleri tespit ettik ve bir yol haritası çıkarttık. Nerelerde eksiklerimiz var, bunları gördük. Üst yönetimle beraber çalışarak 300'den fazla projeyi önceliklendirdik. Şirketlerimizde dijital dönüşüm liderlerini belirledik. Bunun yanında biraz önce bahsettiğim teknolojiler kapsamında çalışma grupları oluşturduk. Ve buna bağlı olarak düzenli bir iletişim faaliyeti söz konusu. Bir aplikasyon üzerinden bu dijital dönüşüm liderleri sürekli haberleşiyorlar. Ben de bu ortamda yer alıyorum, takip ediyorum, katılımda bulunuyorum. Ve bunların sonucunda da bu dijital dönüşüm, inovasyon ve kurum içi girişimcilik konularını biz topluluk olarak ajandamızın en üstüne yerleştirmeyi başardık. 300 projeden bahsettiniz. Bunların hayata geçenleri oldu mu? 2018'de plan doğrultusunda mı? Şimdi bunlarla ilgili tabii ki hayata geçenler oldu. Geçmeye devam edecek. Bu bir yolculuk. Buna bağlı olarak
üst yönetimimizin yine katılımıyla hedefler tespit ettik. Ve bu hedefler şirketlerin ve yöneticilerimizin dijital dönüşüm hedefleri haline geldi. Ve önümüzdeki yıllarda da takip edeceğiz. Öncelikle 3 yıllık bir dönem belirledik. Fakat biraz önce söylediğim gibi aslında bu 3 yıl sonunda bitecek bir konu değil. Bir yolculuk, uzun bir yolculuk. Hemen şunu da ifade etmek istiyorum. Dijital dönüşüm deyince aslında bir IT projesi gibi kulağa geliyor. Aslında değil. Elbette bu dijital teknolojileri en iyi şekilde şirketlerimize değer yaratacak şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Ama daha önemlisi bana göre bu bir kültürel dönüşüm. Çünkü daha çevik, esnek, hızlı hareket edebilen, sürekli öğrenen, risk alabilen ve hata yapmaktan korkmayan kültürleri oluşturmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Bu nedenle bir kültürel dönüşüm projesi olarak adlandırıyorum. Önemli olan değişimi kucaklayabilmek. Bugün dijital teknolojilerin zorladığı bir değişim ihtiyacı söz konusu. Ama önümüzdeki yıllarda bugünden bilmediğimiz başka dinamikler söz konusu olacak. O sebeple de organizasyonların, yöneticilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın bu değişim kültürünü kucaklamalarını çok önemli buluyorum. Bu doğrultuda 2018 ajandanızda bu dönüşümle ilgili neler var? Pek çok konu var. Ya biraz önce bahsettim. Veri analitiğinden bahsettiniz. Oraya yapacağız yatırımlardan. Evet. Bu veri analitiği çok önemli. Müşteri tarafında da, üretim tarafında da, bütün tedarik zincirinin yönetimi tarafında da en kritik faktörlerden bir tanesi. Ki bizim dijital dönüşüm programımızda önceliklendirdiğimiz projelerin yarısı veri analitiğinden oluşuyor. Veriyi kullanabilmek, çok veri var. Bunun çok büyük bir kısmı kullanılamıyor. Önemli olan o büyük miktardaki veriyi hangi kısmı kullanışlıdır karar verip ona göre ayırabilmek, işleyebilmek, değerli hale getirebilmek ve buna uygun olarak da süreçlerinizde verimlilik artışını, maliyet azaltıcı etkisini sağlamak. Müşteri tarafında ise değişen müşteri ihtiyaçlarına kişiselleştirilmiş çözümlerle müşteri deneyimini daha da zenginleştirecek bir şekilde ve doğrudan cevap verebilmek. Böyle önceliklendirdiniz mi? Tüpraş dediniz konuşmanızda. Onlara görev verdim dediniz. Böyle şirketlerin belli başlı görevleri var mı dönüşümde? Elbette şirketlerin belli başlı görevleri var faaliyet alanlarına göre. Burada tabii bir taraftan da bir topluluk olduğumuz için böyle bir programı oluşturmaktaki amacımız aslında bu. Bir grup sinerjisi söz konusu. Öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. En iyi uygulamalarımızı paylaşıyoruz. Ve aynı konuda ayrı ayrı yatırımlar yapmak yerine mümkün olduğu kadar bunları ortak yatırımlarla değerlendiriyoruz. Tüpraş örneği şuydu konuşmamda verdiğim. Şimdi veri analitiği konusunda topluluğumuza bakınca portföye ilk akla gelecek şirketlerimiz Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Arçelik gibi daha müşteriye dönük şirketlerimiz olacaktır. Fakat ben Tüpraş'a da şöyle bir görev verdim. Dedim ki veri analitiği konusunda sizlerden bir mükemmelliyet merkezi olmanızı bekliyorum. Bunun sebebi şu. Rafinericilik aslında bir veri optimizasyonu işi. Her gün milyonlarca satır veri topluyoruz sensörler vasıtasıyla. Ve buradaki ölçeği dikkate aldığınızda bu veri analizleri yoluyla sağlayacağınız en küçük verimlilik artışı dipte çok büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip. Buna bağlı olarak da arkadaşlarımız diğer şirketlerimizde olduğu gibi görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle aldılar. Üniversitelerle işbirliklerine başladılar. Dışarıdaki şirketlerle işbirliklerine başladılar. Gayet iyi gidiyor çalışmaları. Peki ben verdiğiniz bilgiler için ve katılımınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de size teşekkür ederim.